sizi çok seviyoruz. Daha önce hiç sinemaya gitmemişlerdi. Tamam mı? O zaman acele, eşyaları bulmalı. O dilekleri gerçek oldu. İstanbul'a geldiler. Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'la birlikte Masal Şatosu Sihirli Davet filmini izlediler. Aferin sana uykucu. Diğerlerinde kurtarmaya yardım et. Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın verdiği hediyelerle sevindiler. Benim arkadaşlarınız vardır. Belki onlarla da paylaşırsınız. Şöyle arkayı uzatalım mı? Terörden etkilenen bölgelerdeki çocukları sosyal hayata kazandırmak için düzenlenen sosyal sorumluluk projesi için sanatçı Ebru Yaşar da gönüllü oldu. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Elinize ayağınıza sağlık. Yaşar, Mardin Nusaybin'den gelen 30 çocukla buluştu. Çocuklar film öncesi ünlü yorumcuya çiçek hediye etti. Ne var ne yok, gel bakalım gel. Gel, bir haftadır buradasınız. Nereden geldin bir söyle bakalım. Nereden Nusaybin, geldin? Mardin'den. Mardin'den. Çocuk Gelişim Merkezi. Çocuk Gelişim Merkezi'nden geldin. Sen ve arkadaşların kaç kişisiniz? Evet. 30. 30 kişi. Peki. Toplam 30 kişisinizle birlikte geldiniz. İlk defa sinema filmi izleyeceksin. Heyecanlı mısın peki? Biraz. Birazcık mı? Merak ediyor musun peki? Evet. Yaşar, 30 kişilik ekibin içinde neden tek kız olduğunu merak etti. Öğretmenleri Şehmuz Ak açıkladı. Bir tek kız, böyle sen misin çiçek aralarında? Evet. Neden öyle? 120 tane kız çocuğumuz var ama kızları okula alma konusunda az zorluk yaşadık ama onları şehir dışına çıkarma konusunda maalesef. Hira bu konuda bizim prensesimiz, cesaret örneğimiz. Çok mutlu. Çok da aklı başında bir kız. Çok akıllı. Evet, çok aklı başında belli. İnşallah senin gibi böyle güzel genç kızlar, güzel çocuklar büyüyecekler, vatana hayırlı evlatlar olacaklar ve bilinçli olacaklar. Sizler gibi de aracılık eden, ne güzel, onlara destek eden abileri var, büyükleri var. Ne kadar önemli. Çok. Sağ olun çocuklar adına, gençler adına. İnşallah hepsi pırıl pırıllar zaten. Her gününüz böyle bayram havasında geçsin inşallah. Bütün dünyanın bütün çocukları bunu hak ediyor diye düşünüyorum ben. Yani bunun hani dini, dilli, ırkı, yeri, yöresi yok. Bütün çocuklar benim gözümde birler ve en güzelini hak ediyorlar her şey. Umutlar Yeşersin Derneği'nin bu organizasyonuna destek veren ünlü yorumcu Ebru Yaşar, teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini anlattı. Yani o heyecanı. Çok güzel fikir. Ben bana direkt söyledikleri zaman bizim yapımcımız ve filmin yapımcısı Samsun Bey, Samsun Demir'in fikri ve tabii ki buna ön ayak olan, demin bize bilgi veren Şehmuz Hoca'nın fikri. Şahane bir fikir. Bana söyledikleri zaman direkt hani sadece yer söyleyin, saat söyleyin dedim. İnanılmaz güzel düşünülmüş bir sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyorum. Keşke bütün filmleri, yani en azından çocuk filmlerine bu şekilde yaklaşılsa. Hatta bence doğuda ya Anadolu'nun birçok yerinde sinemaya gitmemiş bence yetişkin insanlar da vardır. Keşke onlar için de bazı işte Türk filmlerine yapılabilse falan. Evet, geliştirilebilir lütfen. Aslında. Çok güzel bir düşünce. Tebrik ediyorum. Organizasyonu gerçekleştiren Bahar Akbulut Toy da Ebru Yaşar'a teşekkür etti. Bizim için de çok sürpriz oldu sizin buraya gelmeniz. Teşekkür ederiz. Çocuklar buraya geldiğinde onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. El birliğiyle çevremizde hediyeler alıyoruz ya da programlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu tür aktiviteler onlar için fark yaratıyor. Daha sonra da çocuklarla birlikte film izlendi. Aferin sana uykucu. Diğerlerini de kurtarmaya yardım et. Organizasyona filmin başrol oyuncuları arasında yer alan ünlü YouTuber Berk Coşkun da katıldı. Filmin ardından ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Mardin Nusaybin'den gelen çocuklara kırtasiye malzemeleriyle dolu çantalar hediye etti. Ebru abla, sizi çok seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz.